Evet arkadaşlar, bu GFR nedir? Onu da anlatayım size. GFR'yi çok duymuşsunuzdur, yapılır. GFR nedir? Glomeruler filtrasyon hızı demek. Bu böbreğin bir dakikada kandan temizlediği madde miktarı arkadaşlar. Yani böbreğiniz iyi çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye yapılan bir test GFR. Böbreğin fonksiyonunu gösterir. 60'ın altında olduğu zaman buna böbrekte bir hastalık riski yüksek diyoruz. 15'in altı olduğu zaman da artık böbrek yetmezliği başlamış diyoruz. Yani düşük olması kötü, yüksek olması lazım. GFR'si yüksek olanlar var. Bu da nadir görülüyor ama olabilir. Niye olur? Özellikle kreatinin kitlesi miktarı çok olanlarda olur bu. Çünkü GFR genelde kreatinden hesaplanıyor. Bunlar da nedir? Aşırı kaslı kişiler, fazla böyle ağır egzersiz yapanlar ya da işte nedir? Çok fazla protein tüketenler veya gebelerde böyle GFR 120-130 gibi değerlere çıkabilir. Bunlar normaldir. GFR'nin çok yüksek olması, böyle 140-150-160 gibi değerlerde, bu da istenmez. Bu genelde arkadaşlar ileride böyle bir diyabet hastalığının riskinin göstergesidir GFR'nin. Çok yüksek olması böyle 140 ve üzeri değerlerde ileride böbrek hastalığı riski de gelişir. Yine kardiyovasküler hastalık riskini de gösterir. Onun için GFR'nin çok yüksek olmasını da istemeyiz. İdeali nedir? İşte söylemiştim. 60 ve üzeri ama 80, 90, 100 gibi değerler ideal değerlerdir. Evet, GFR bu arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa yine sorabilirsiniz videonun altından. Tabii videoyu izleyin, öyle sorun. Anlattığım şeyleri bir daha lütfen sormayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.